Bu 2-3 aydır sınavlara hazırlanıyoruz. Çok güzel geçti hazırlanmamız, sınavlara katıldık. Sorular biraz uzundu. Biraz daha kısa olması daha güzel olur. Teşekkür ederiz. Bu sınavı düzenleyen Peygamber Sevdaları düzenlemiş olduğu siyer sınavına katıldık. Geçen sene de az bir farkla umre ödülünü kaçırmıştık. Bu sene inşallah çıtamızı yükselttik. Allah-u Teala bu sınavı düzenleyen Peygamber Sevdalarından razı olsun. Katılan bütün arkadaşlara çok teşekkür ederim. Allah razı olsun. Kitabı 3 kere bitirdim. Birinci kategorideyim. Umre'de var. Amacım umreyi kazanmak. Siyer sınavında hepsi kolaydı. Sınav savaşlarda biraz zorlandım. Hazırlayandan Allah razı olsun. Ben Karabulut 5. sınıf öğrencisiyim. Birinci kategoride sınava girdim. İlk kez siyer sınavına katılıyorum. Umre ödülünü kazanmak istiyorum. Birinci kategoride yer aldım. Bu siyer sınavını hazırlayanlardan Allah razı olsun. Antalya'dan katılıyorum. 3 aydır siyer sınavına çalışmaya kitabı 2 kere okudum. 3 aydır çalışıyorum siyer sınavına. Umre'yi kazanmak için siyer sınavına katıldım. İnşallah kazanırım. Bu sınavı hazırlayanlara Allah razı olsun. 8. sınıf öğrencisiyim. Bu sene siyer sınavına hazırlanıyorduk. Birkaç sefer kitabı okudum, hazırlandım. Buraya ilk defa ikinci kategoride verildi umre ödülü. Kazanmayı düşünüyorum. İnşallah da kazanacağım. Siyer sınavına 3. kez giriyorum. Sınav soruları kimileri kolaydı, kimileri zordu. Uzun sorular da vardı. 2. kategoriye ilk defa umre ödülü veriliyormuş. İnşallah bu umre taliplerden biri de ben olacağım. Ve gözüm hedefim yükseklerde olacak. İnşallah kazanırım. Ve bu sınavı yapan herkese, sponsorlara, emeği geçen herkese selam yolluyorum ve teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Peygamber Sevdalıları Vakfı'nın geleneksel hale getirdiği siyer sınavı yarışmasını bu yılda elhamdülillah tertiplemiş bulunuyoruz. Türkiye geneli her yerde olduğu gibi Antalya'mızda da bu sınava rağbet elhamdülillah çok iyiydi. Merkezde Antalya merkezde 2 tane merkez konumunda yerde sınav yaptık. İlçelerimizde Antalya, Alanya, Manavgat bir de Kumluca'da sınavı tertiplemiş bulunuyoruz. Onun ahlakıyla ahlaklanmayı, onun öğretileriyle yaşamayı gaye edinmiş olarak bizler de Antalyalılar olarak inşallah hayatımızda yaşayacağız, yaşattıracağız inşallah. Her sene olduğu gibi ayrı bir kaynak, ayrı bir kitaptan, ayrı bir bakış açısıyla Hazreti Peygamber'in hayatını elimizde anlattırmaya çalışıyoruz, okutturmaya çalışıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz.